serseye semer yapar. Bir yazım şablonu. Bu ilkokul 2,5 sene okumuş bir kişi tarafından yapıyor. Çocuk doğuramaz bu. Her işi yapar derler. Bakın. İsmi Mehmet. Dur aksak. Şöyle 300 yıl önce gelimizi biliyoruz Antep'in özgürlüsü olarak Yazıcık eşrafından. Yemen şehidi Battal Mehmet'in torunuyum ben. Bizim soyadımız aksak. O da babamızdan gelir. Niye aksak mıymış? Niçin gelir? Gaziantep savunmasına dizi yaralanmış. O zaman bir cami hastane. Orada ameliyat yok. Böyle bir tahta koymuşlar. Biraz ilaç almış. Babamın ayağı donmuş böyle. Mafsalı. Donunca soyadı karnı çıktığında hadi senin soyadını aksak olsun demişler. Bunu şimdiki cumhurbaşkanımız 25 yıl önce bir toplantıda bana sorduğunda bu hikayeyi anlattım. Beni tasvip et dedi ki bu soyadını iftihar edebilirsin. Ben 1947 doğumluyum. 55 yılında ilkokula başladım. 55, 58 yılında babam beni çıkarttı okuldan. Niye? Şimdi biz tenekeci sanatımız var bizim, babamın. Evet. Babam engelli, sanatımız da çok hareketli geç. Efendim, yardımcıya ihtiyacı vardı babamın. Beni çıkarttı okuldan, yanına aldı. Ben 3 yıl orada çalıştıktan sonra o sanatta, 1961 yılında bir zepçe halinde meyve zepçe kasaları için şablon yaptırmış zatın biri dışarıda. Yani İzmir, Bursa, Antalya gibi yerlerde tamirine getirdi bize. Dedi ki ya usta dedi şunu tamir edin de hiç mi usta yok bu Antep'te bizi dedi. Antalya, İzmir, Bursa'ya salıyorsunuz dedi. Ben 14 yaşındayım. Bu benim manevi gururuma dokandı. Şimdi Gaziantep'in özelliği 4. Çalışkan, sanatkar, misafirperver, lezzet uzmanı. Biz yabancılara hürmet, yakınlık gösteririz, rehberlik ederiz. Bu benim manevi guruma dokundu. Ben dedim amca sana bir tane yapmaya çalışayım bu şablonu dedim. Ancak beğenmezsen para verme dedim. 1961 yılında. 61 yılı. Yaş 14. Ey oğlum daha ne dedi? Yap dedi. Ben yapmaya çalıştığımda babam sanatımızın biraz hareketli olduğu için müşterisi çok tenekecilik. Oğlum dedi sen dedi tabelacı mısın? Tenekeci misin? Babacığım dedim. Hani bunu yaparsak ne olur? Ne günah, ne ayıp, ne yasak. Yani babamın razı oldu olmadı bir tane. O zaman meyve zepçe kasalarına Mustafa Karalar diye makasla delerek böyle çıt çıt keserek bir şablon yapmaya çalıştım. Saatler sonra bir müddet sonra o adam geldiğinde dedi, bize bir şey yaptınız mı usta dedi. Benim amca bana bak beğenmezsen para verme dedim. Bu şekliyle marka dedi. Yani çok orijinal olmasa da bu marka dedi. Tamam oğlum çok güzel olmuş dedi. O zaman böyle 15-20 dakika çalıştığımız bir tenike lehimine 20 kuruş alıyorduk. Ben onun harfine 50 kuruş aldım. Hmm. Babam memnun oldu. O gitti başka komşusunu. Ulan 61-67'ye kadar ben Antep'te bulgur, mercimek, fıstık, böyle meyve zepçe kasaları, traktör remorklarına amatörce şablon yaptım. 70 yılında ben dükkan açtım geldim burada askerden sonra. 75 yılında Gaziantep'in
80 yılında Güneydoğu Anadolu bölgesinin tek ustası olarak artık işi sıraya koymaya başladı. 80 yılında Arap ülkeleri gıda ihracatında, ithalatında çuvalların üzerine Arapça şartı getirdi. Yoksa almazdık dedi. Biz orada dedi çuvalımızı okuyamıyorlar. Arapça olursa okuruk dediler. Ben de biraz Kur'an Arapçam vardı. Ticari Arapça ayrı, bu harekesi ayrı. Evet. Bunu iki ayda buradan birkaç kişiden icazet, yardım, ders alarak öğrendim. 85 yılında bu sanatı hemen hemen bir hafta sıraya düzdüm. Yani bugün gelen bir hafta sonra alabilirdi. Ama açıkta yapıyorum. Gizlisi günah. Sanat gizlenmez. İki oğluma öğrettim. İki kardeşime öğrettim. 2010 yılına kadar bunu icra ettim bu sanatı. 2010 yılından sonra teknolojinin şekli değişince bu yazım şablonları çuvallara, sandıklara, diğer baskı yapılamayan ancak baskı yapılanların tamamı benim elimden gitti. Bu sanatı böyle 50 yıldan fazla icra ettim. Bir yazım şablonu. Bu ilkokul 2,5 sene okumuş bir kişi tarafından yapılmış. Bu amlen falan hepsini ben yaptım. Bununla... Ya bunu çekişte mi, neyle şey yapıyorsunuz? Efendim onu anlatacağım. Şimdi bu oyunla burada kurulu bir yarı resmi korporatif tarafından Rusya'ya 1000 ton çekirdekli antep üzümü gitti. Bu sandık kapağı şablonu. Bu 25 bin tane yazdıktan sonra eskir. Hmm. Kırılmalar olur böyle. Ben bu şablonu iş çoğalınca, ben de zorlanınca, bu elimin buraları makasla yazmaktan su topladı, yara oldu. Bir yöntem düşündüm. Şöyle keski yaptırdım. Hava evet. Çeliğinden. Muhtelif. 2 milimden 10 milime kadar. Böyle bir şey. Bakalım evet. Şöyle gösterelim. Evet. Muhtelif çelik keski. Çelikler. Keski. Evet. Evet. Bunlar ben şöyle bir küçük blok demirde keskiyle oymaya başlayınca bu elimin yaralığı kurtuldu. Önce makas saydı, şimdi bunu yaptı. Makas elimi yaraladı. Evet. Bu 50 senelik bu sanatımın 40 yılını keskiyle yaptım. Ancak 10 yılında zorlanarak makas. Efendime söyleyeyim. Başka bir özelliğiniz de vardı. Ha. Güzel bir özellik. Nedir abi? Örnek olması lazım. Yani dinen, ben biraz da dindarım. Vatan sevgisi imandandır. Dan hareketle askeriyemizden ücret almak. Neyi lazımdı? Askeriyemize araç plakalarını yazmaya numara tör var. Evet. Birden ona kadar rakamlar. 2,5, 5, 10 santim. Araçlarına göre. Bundan şöyle olur. Bu adam asker, kademe çavuşu. Kademeyi devrediyor başka bir çavuşa. Oranın sorumlusu komutan. Döküman sayıldığında bundan 3-4 tane eksik olduğunu görüyor. Hırsızlık olmaz da başka bölükten alabilirler veya da kaybolmuş olabilir. Yer değişiyor gene başka yerde. Buna der ki komutan, ben buna 2-3 sefer şahit oldum. Hadi yavrum, sana izin vereyim. Bunları
şehirde, Antep'te tamamla, seni öyle terhis edeyim der. Bu gelir bu sobacı, tenekeci çarşısına, sorar sorar, benimki Şırak Hanım'ın altındaydır dükkanım. Orada tarif ederler, o gelir asker. Der ki amca, bunu sen mi yaparmışsın? Evet yavrum, kardeşim. Ben terhis olacağım, bunu yaptırıp terhis olacağım. Yoksa beni, yani zimmeti eksik vermiş olacağım, kabul etmiyorlar. Otur yavrum, otur. Burada bizim Antep'in özelliği ortaya çıkıyor. Yavrum, sen aç mısın önce? Bir yemek ye. Yok. Yok amca. O zaman bir çay iç. Bende mastarları var bunun ölçüyü. Onlarla bu 3-4 tane rakamı tamamlarım. O askerimize veririm. Askerimiz der ki borcumuz ne kadar amca? Yavrum sen bir dakika. Sen nerelisin? Konyalı. Bunu bizzat yaşadım birebir. Oğlum senin yol paran var mı? Var amca. Bana göster. Aha, yolda harcayacak paran da var mı? Var. Yoksa vereceğim ha. Bu bizim yani askere, devletimize, Antep'in örf adetlerini bu. Mesela bu tak tak kayık. Bu İsmit oyuna yarım saat leğende döner bu tenekeden kayık. Tavar sahibi Kadir Usta isimli 50 sene önce bir ustamdan öğrendim. Şura İsmit okuruz efendim. Bura bir fitil koruz. Bunu suya bırakırız. Bunu da içerisine koruz. Leğenin içerisinde. Bu şöyle döner bakın. Bu yarım saat döner suyun içerisinde. Bunu şöyle çevirirsen böyle döner. Şöyle çevirirsen böyle döner. Bunu oyuncak müzesine yaptım yani. Sonra emniyetimiz bizim araç yazıları vardı. Polis, trafik polisi 155. Evet siyah beyaz kan. Onu bana yaptırırlardı eskiyen şablonları. Kademede kademe usta başlısına dedim ki borcumuz ne ya abi? Fatura yap da verelim dedi. Benim kardeşim. Amirine, kumserine söyle. Mehmet Usta buna para almıyor. Siz bizim evimizi, namusumuzu, canımızı, malımızı bekliyorsunuz. Ben de size 2 saat çalışmışım. Çok mu? O zaman bu adam gittikten sonra emniyet müdürü 2 sefer bana telefon açtı. Mehmet Usta seni tanımak istiyorum. Bir çayımı isten çok memnun olurum. Niçin para almadın? Benim efendim siz bizim emniyetimizi sağlayırsınız. Ben size çalışmışım çok mu diye. Bir hafta sıra var dükkanda. Bir ihracatçımız geldi. Geçmişte Antep'imizin gıda, mercimek, fasulye, nohut, fıstık ihracatı şimdi Mersin İskenderun'a kaydı. Gemi oldu o çocuk. Liman var. Burada işlenirdi yüzlerce fabrikada. İhracatçımız birkaç fabrikayla görüşür. 1000 ton kadar, 500 ton mercimek bağlantısı yapar. Lakin bunun bir resmi tarafı, bir özel tarafı var çuvalların. Resmi tarafı TSE 143 mesela mercimek. TSE Türk standartlarında 143 mercimek demek. Hemen Partino 8. Ha bu da Antep demek. Antep'ten ihraç edilmiş kuma. Bir de o ihracatçının o yıla mahsus bir numarası var. 7560 ile 65'i ona vermişler. Mal bozuk çıkarsa Türkiye'ye gelir, 8 de Antep'e gelir. O yıl kim ihraç etmişse, o mal bozuksa, o ihracatçıyı bulur. Bu resmi tarafı, bunu ihracat kontrolörleri
Yani bin çuvaldan 100 tanesini kadar kontrol ederler. Ondan sonra olumlu rapor verirler, ihraç ehli olurdu. Mal tarihi, son kullanma tarihi kilogramı. Telekecmane değil. Benim efendim, buyur. Elbise gönderdi de. Bunu kestirebilirler. Bakayım. Neresi kesilecek bunun? Şurası. Şu köşe mi? Evet. Müsaade verir misiniz? Şurası. Şurası. İşine hala devam ediyorsun o zaman usta. Şimdi ben bir hoca emekli olsa nikah kıymaz mı? Evet. Yani bu da benim hobim. Yani teneke işi olan seni bir şekilde buluyorsun. Evet. Bu ticari değil. Şöyle ki, bu adamın ustası, gönderen adam bir çocuktu. Eski dükkanın yamacında lokanta çırağıydı. Bize saygısı var. Bunu şimdi hürmeten kesip göndermemiz lazım. Ben belgeselim de var. Hı. Üniversite çekti lakin yayınlanması şey değil. Yayınlamadım. Bizim değil. Bunun makasımız kesmedi. Hı. O zaman çekiş de mi yapacağız? Yeterli kalmadı. Yoksa sende güç mü kalmadı? Eski şey mi kalmadı? Sende mi iş kalmadı? Artık olabilir. He. Koyacağım artık. Bak bunun bir özelliği var efendim. Bunun bir tarafı kısa. Evet. Niye? Şöyle çalışmaz. Hmm. Böyle rahat çalışır. Hadi bunu tut bakayım. Evet. Benim şablon yaptığım saç bunun dörtte biri kadar. Hmm. Bu sert çelik hem kalın. Al canım. Delik açma şansımız var mı? Nereden? Birer tane köklerden birer tane doğru. Çakmıyor mu? Takmak için. Bir daha takacağız. Şöyle iki tane, birer tane de çekelim. Sen gel. Bu anlamaz. Okay. Niye anlamaz? Bu usta ya. Ha, bu abimiz halife mi eskiden? Şimdi efendim ben çocukken kendisi benim birkaç yaş büyüğüm kalfam. Kalfam bu. Hmm. Ben çırak kan. Şimdi kendisi çırak oldu, ben usta oldum. Ha. Saygımız sonsuz ha. Yani ben laf olsun diye söylüyorum. Ya boşuna mı işte? Üstmeyken olduk şey. Boyunuz kulağa geçti mi Asya abi? Öyle oldu. Ortaya da mı? Birer tane de ortaya atarsanız tamam. Teknikleri kendin mi buldun böyle? Bizim aklımıza gelmez bu.
toprağımızda. Efendim bir lakabım var benim. Nedir abi? Serseye semer yapar. Ne yani demek? Bu kadar çok büyük usta demek. Başka bir lakabım var da o da biraz kaba. Ders bu çocuk doğuramaz bu. Her işi yapar derler. Yani benden çocuk da. Tabii bundan ben övünmüyorum. Bir daha takılalım. Tamam. Evet evet. Tamam alalım. Yok yiyelim. Sen git de ben bayramdan sonra gelir çorbamı içerim. Peki başla. Çok önemli bir sanatı icra ettim ben. Yani ihracatçımızın nesiydim ben bununla. Bir büyük apartmanın temeliydim ben. O ama ne yazık ki boyacı övülür ondan. Yıllarca bu memleketi icra ettikten sonra bir anılmak istiyordum abi ya. Bir yerde. Yolda dedi dizi oyuncuları, şarkıcılar, türkücüler, bilmem söz yazarları, bilmem bir şeyler kahraman oluyor. Ben 55 sene bu sanatı tek icra ettim Antep'te. Hiçbir yerde anıldığım yok. Ben 2014 yılı Mayıs ayında büyük bir törenle şu plaket verildi bana. Efendim çok sayıda 500'e kadar güzel sözüm var. Bu da inşallah kitap yapılayım. Bir tanesi şöyle. İnsanları severim. Hak özümdedir. Peygamberi severim. Muhabbeti gönlümdedir. Selamun aleyküm. Akrabayı severim. Duygusu dilimdedir. Hayvanları severim. Muhabbeti gözümdedir. Çiçekleri severim. Kokusu sinemdedir. Fakiri severim. Hediyesi elimdedir. Tenikesi der ki, sevelim, sevilelim.